Çok hepimiz yani mutlaka biliyoruz ama nedir gerçekten kıyamet? Kur'an kendi nasıl yazıyor? Şimdi namaz kılanlar bilir. Namazda ayaktaki duruşun adı kıyam. Hı. değil mi? Hı. Aslında kıyamet ifadesi oradan geliyor. Yeniden diriltiliş demek. Hı. Fakat halk arasındaki kullanımda bu evrenin sonu içinde kıyamet saati deniyor. Kur'an bu evrenin saat için sırf saat ifadesini kullanıyor. Fakat bu evrenden sonraki o yeniden diriltilmişimiz e için kıyamet ifadesini kullanıyor aslında bizim yeniden dirilteceğimizi ifade eden e, bir ifadedir. Şimdi fakat biz halk arasında genelde bu evrenin sonuyla ilgili kıyamet ifadesini kullanıyoruz. O Kur'an'da da bu evrenin sonuyla ilgili detaylı anlatımlar var. Mesela yıldızların ışıklarının söndürüleceği geçiyor Mürselat Suresi'nde. Gezegenlerin dağılacağı geçiyor. Tekvir suresini hikayeti işte güreşin dürülmesinden bahsediyor. Hmm. Dünyada çok büyük bir deprem ve çok büyük bir panik havası Suların kaynadığı, görüntüsünün görüldüğü, dağların un ufak olduğu, böyle çok çok büyük bir deprem manzarası çiziyor dünyanın sonuyla ilgili. Ve e, yani insanlardaki müthiş o panik ne olacak endişesi e, de çiziliyor. E, bu tabii ki bu manzara şeyi e, de bize gösteriyor. Yani birçok insan ahiret için bir şey yapmıyorken ben bu dünyada eserler bırakayım işte binalar bırakayım hı hı. Hı hı. gelecek benden sonra nesiller bırakayım hiç olmazsa ismim devam etsin binam devam etsin şu devam etsin bu devam etsin diyorlar Kur'an aslında burada şöyle de bir mesaj veriyor bence siz bu dünyada bir şeyler bırakarak kendinizi belki ebedileştirmeye çalışıyorsunuz ama bu dünyanın da bir sonu gelecek ve bilimin ortaya koyduklarına göre bugün bu dünyanın da yıldızların da gezegenlerin de aynı Kur'an'ın dediği gibi sonunun gelmeyeceğini iddia edebilecek hiç kimse yok Bilimsel veriler bize bugün bunu göster. Hatta biz teleskop gözlemleriyle işte başka yıldızların, başka Nasıl gezegenlerin sonunun geldiğini de görüyoruz.